Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Çayıralan ilçemizin Evciler Köyü'ndeyiz. Yine Evciler Köyü tanıtımında bizlere bugün sponsor olan Cuma Köse Bey'e öncelikle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün Evciler'deyiz. Evciler'den sizlere görsel görüntüler aktaracağız. Yine Evciler Köyü'nde kısa röportajlarımız olacak. Yine Evciler Köyü'nün sorunlarını ekranlarımıza getireceğiz. Bugün Evciler...
başı üstünde. Niye böyle dargın dargın bakarsın?
bakarsın, dargı bakarsın. Sen beni sözümde durmaz mı sandın, durmaz mı sandın? Sen beni sözümde durmaz mı sandın, durmaz mı sandın? Hatırın hoş olsun, birin bin olsun, birin bin olsun. Hatırın hoş olsun, birin bin olsun, birin bin olsun. Yanınızda sabah olmaz mı sandın, olmaz mı sandın? Yanınızda sabah olmaz mı sandın, olmaz mı sandın? Evet sevgili izleyicilerimiz, neredeyiz? Evciler'deyiz şu anda. Evciler Köyü'nde. Kapatalım, dernek binası, belediye binası önündeyiz. Evet, belediye binasının önündeyiz. Yine yanımızda bir abimiz var. Şöyle mikrofonu sana bir vereyim abim. Önce kendini bir tanıt. Ben Timur Lenk Demirer, Gülderesi Köyü'nden. Tekel bayisi yükseltiyorum. Ne diyeyim? Nasıl işler güçler? İşlerimiz yok. Virüsten dolayı her tarafın berbat etti virüs. Evet. Kahvemiz de kapalı. Tekel bayimiz açık ama müşterimiz yok. Evet. Kahveyi kim işletiyor? Kahve Soner Uyuşmaz diye arkadaşımız işletiyor. Evet, şöyle Soner'e de bir kamerayı çevirelim. Merhaba. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Önce köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz köyü anlat abim. Köyün yolları ne kadar bozuk? Vallahi köyümüzün yolları hiç işler acısı. Köyümüzde evet. Hiç yol yok. Su yok. Gelen yok, giden yok. Gurbetçilerden gelmedi. Bu sene gurbetçi gelmedi. Gurbetçi mi? Gelmedi bu sene. Kaç tane gurbetçi var? En çok hangi köyde var burada? Tane köy. Karazap Köyü'nde, en çok Karazap Köyü'nde. Karazap Köyü. Evet. Gültepe Mahallesi. Gültepe Mahallesi. Evet, Gültepe Mahallesi. Ama hiç gelen olmadı. Bu virüs bitirdi. Anladım. Bu arada Cuma abiyi tanıyor musun? Cuma abi benim eniştem olur. Enişteniz olur. Evet, Ecevit bacanağım olur. Onlara saygılar, selamlarımızı gönderirim. İşte köyümüzün hali böyle. Evet, Cuma abi kaç kardeş? Onlar, kaç kardeş onlar? 6-7 kardeş var bunlar. 6 kardeş nerede galiba. Kardeşleri nerede? Hepsi Avrupa'da onların. Viyana. Hepsi erkek mi, bayan mı? Bayan da var. İki tane bayan var, 4 tane erkek olması gerek. 2 bacı, 4 kardeş, evet. Toplam 6 kardeşler. Biraz Cuma abiyi anlat, Cuma abi gelir mi köye? Cuma abi gelir, köyünü, yurdunu çok seven bir kişidir. Evet. Her sene gelmek ister ama bu virüs bu sene etkiledi. Geldi gitti ama... Bu sene de geldi yine değil mi? Bir hafta geldi gitti. Anladım. Biraz köyden bahsedelim abim. Evciler Köyü'nün nesi meşhur? Evciler Köyü'nün her şeyi, Evciler Köyü'nün en güzel meşhur şeyi doğa. Doğası çok güzel. Doğası. Suyu evet. Ama dur elime dursun. Söyle görsünler yüzü. Ya yüzümü görmesinler. Virüsten dolayı kapalıyız. Evet. Virüs de bu ara bu sene gerçekten bayağı bir zararı oldu. Çok virüsün. Çok. Hem Türkiye'ye hem dünyaya. Evet. Zararı oldu. İnşallah bir an önce defolur gider. İnşallah bir an önce
Evet, gider. Gider diyelim. Ya da yetkililerden bunu istiyoruz biz. Yetkililerimizden, yöneticilerden bu virüsün bir an önce gitmesini. Evet. Peki Cuma abi nereleri çekmemizi istedi? Cuma Bey genellikle köyünü. Köyü yani, çekelim. Yani dört köyünü istiyor da özellikle kendi köyleri. Evet. Dört köyde seninle beraber gezeceğiz. İnşallah. Evet, kameramızla çekeceğiz. Evet. Elimizden geldiği kadar gurbettekilere şöyle memleket hasretini az da olsa tattırırız. Tattıracağız. Var mı buradan köylülerimize söylemek istediğiniz? Ben gurbettekiler herkese saygılar saygılar sunuyorum. Evet. Şimdi köyü gezmeye gidiyoruz. Evet. Buradan tüm yurt dışındaki eşimize, akrabalarımıza saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Bizim köy bildiğiniz gibi kışın gelen giden olmuyor. Yollarımız berbat bir şekilde. Bakan olmuyor. Zaten muhtarımız da geldi. Evet. Nasıl diyeyim yani, bir devlet büyüklerinden buraya bir el atmasını rica ediyorum. Muhtarların kendi çabası yok. Muhtarlar elinden geldiği kadar yapmaya çalışıyor ama devletten destek olmayınca muhtarlar da yapamıyor. Devlet büyüklerinden bizim bu dört köye bir yardım istiyoruz. Evet, o zaman buradan muhtarımız da geldi. Sayın muhtarımız da geldi. Konuşma yapacağız. Şöyle aleykümselam muhtarım. Şöyle bir sandalye ver muhtarıma da. Sen otur, ben getireyim. Hoş bulduk. Evet muhtarım. Görüşmeyeli nasılsın diyelim şöyle önce. Görüşmeyeli 6 ay oldu herhalde. Bir sene oldu. Bir sene oldu. Oldu bayağı. Oldu. Aşağı yukarı bir sene oldu. Bir senede neler değişti muhtarım? Evcilerde değişen bir şey var. Bir yılda hiçbir şey değişmedi. Hani gördüğünüz gibi gidesene gelmiştiniz. Evet, geçen sene gelmiştik, çekim yapmıştık. Evet. Evciler köyünün en önemli sorunu yol. Gerçekten evet. Gelirken de araba haşat oldu ya. Evet. Esik'ten Esa. Peki bu yol yapımına muhtarım kim karışıyor yani? Kaymakamlık. Belediye başkanı mı yoksa kaymakamlık mı yoksa karayolları mı? Kaymakamlıkla özel idareye çalışıyoruz. Özel idare. Evet. Evet, o zaman artık buradan özel idareye seslenelim, bir rica edelim. Evciler Köyü'nün bu yollarına bir çare. Zaten biz günlük onu rica ediyoruz ama yok. Evet, bütçemiz yok. Bununla alakalı dilekçe verdiniz mi? Evet. Bir araya geldiniz. Vali Bey'e de gittik. Vali Bey'e de verdik. Peki dilekçemizi. Onların cevapları ne oldu? Hiçbir şey gelmedi. Cevap yok, talep cevap yok. Sıfır. Cevap yok. Bu dilekçe neden var, kaynaklanıyor olabilir peki? Dilekçe var ama evet, cevap yok. Cevap yok. Neden olabilir muhtarım yani? Vallahi bilmiyorum. Siyasetten evet. Bir ele geliyor artık. Siyasi görüş olabilir. Siyasi görüşten mi bilmiyorum. Siyasi görüş olarak biraz ayrım mı yapılıyor? Ayrım yapılıyor. Biraz daha değil, da tam. Var gibi. İyi ayrım yapılıyor. İyi ayrım yapılıyor. Diyorum. Evet. O zaman ayrım yapılmasın. Evciler Köyü'ne hizmet bekliyoruz. Bizler de Türkiye vatandaşıyız. Aynı giden sene bizim su depomuz geldi. Evet. Başka köye kaydırdılar bak. Orada da diğer bir köye. Ali Cengiz oyunu mu oldu diyor. Aynen o da öyle oldu yani. Yapımız geldi, emri geldi. Yapılmadı yani. Anladım. Şairel Hanım 23 köyü var. Hepsi kilit taşı oldu ama evciye geldimecik yok diyorlar. Evci şu kilit taşları kendi imkanlarıyla kendi yapan bir köy yani. Ben giden sene bu senenin aslında 150 bin lira para verdim. Yani halktan bütçeden yani devletten sıfır. Anladım. Devlet destek vermiyor yani. Vermiyor. Evet. Anladım. Şimdi ileride gördüğünüz gibi çektiğiniz bir sayın muhtarımız kendisi köyden desteğiyle yaptırdı. Devlet tarafından bir taş dahi deseniz yok. Anladım. Şu anda çalışmada var yani, çalışıyor. Evet. Peki söylemek istediğim bir şeyler var mı muhtarım? Her şeyimiz yok ki, hiçbir şeyimiz yok yani. Yani köyün sorunu çok. Sorunu çok, yapan yok, yapacak kişi yok, görevli yok. Yani ilgilenen yok. Hepsi sıfır yani. Yok. Anladım. SGR'e başvuruyoruz ama cevap alamıyoruz. Evet. Birazdan kamerayla da ekranlarımıza Vali Bey'le gitti, yarımcıda görüştük. Vali Bey'le görüşemedik. Onun da sonucu gelmedi, daha 3 ay oldu yani. Anladım. Yeni gelen Vali Bey'in yanına mı gittiniz? Evet. Yeni gelen. Evet.
Evet, birazdan yolları göstereceğiz. Evciler Köyü'nde yollar gerçekten çok kötü. Buradan devlet büyüklerine sesleniyoruz. Vali Bey'imize sesleniyoruz. Evciler Köyü gerçekten perişan durumda. Perişan durumda. Evet, perişan durumda. Yollar çok bozuk. Bir an önce... Şimdi yine iyi. Kışın daha kötü. Bir krater veya bir şey geldiği zaman, olan şeyi de yerine oynattığı zaman arabalar gitmiyor. Evet. Yani kışın çok rezillik çekiyoruz. Müdür Bey de biraz aramız iyiydi yani. Hı. Biraz yama yaptırdı. Biraz ortayı söktüler. Diğer taraflar yine hala çukur. Gördünüz yani. Evet. Peki bu ara sosyal medyada Çayıralan Belediye Başkanımız Ömer Codar Bey çalışma yapıyor. Bu köye... Ömer Bey'le bizim bir ilgimiz yok ki. Ömer Bey'le de bir şey yok yani. Öyle mi? Ne yapması lazım özel, Ömer Bey? Özel idareye bakıyor. Anladım. Ömer Bey'in hiç buraya bir şey yok. Katkısı yok yani. Evet. Hiçbir şey yok abi. Anladım abicim. Evet, çekimimiz devam ediyor. Çek şu dayılarımı, inşaatçıları. Aslında bir tane buna bir konuşma yaptıracağım. He. Bir konuşma yaptırak mı? Ne diyor? İyi olur, iyi olur. Anlatın lan. Mesaj geliyor mu? Yok, bu başkası. Hüseyin Uyarır'dan yeni mesaj alındı. Mesaj geliyor mu? Kazım abi, şu an çekimdeyik. Ben seni sonra arayayım, iyi mi? Tamam, hadi kendin iyi bak, görüşürük. Daha yeni çekiyor. Tamam, hadi görüşürüz, kendin iyi bak. Oraya bir dönebiliriz. Nasıl izleyeceğiz? Ne diyor? Buraya dönebiliriz. Ben sana anlatırım sonra. Sola mı dönüyor? Evet. Tamam mı? Hadi kendin iyi bak, görüşürük. Burası kapat ya. Eski ilk öğretim okulu, şimdi taziye ev yapıldı. Evet. Kurtarımın imkanlarıyla, vatandaşların imkanlarıyla. Evet. Anladım. Buranın da çok eksiği var. İçinde biraz bayağı bir eksiğimiz var. Ne eksiği var? Mesela dışarıda gördüğünüz yerde burası çamur oluyor. Bak gördüğünüz şurada bir su akıntı var. Gördüğünüz gibi aynı şekil çamur oluyor. Anladım. Buranın taş döşeme şey olacak ama burası taze evi. İmkan yok. Buralar 2 tane 3 tane baraka yapılacak, imkan yok. Alır ha, mikrofon sende değil mi? Bende de bazen uzağa tutuyorum. Yok uzağa da tutsan alır. Tamam. Bu da muhtarımızın motoru. Buradan kum götürüyor. Muhtarın kepçesi. Evet. Ya çamma oğlu ne oluyor, yolumuzu kapattın lan bu oğlu. Oğlum sen de oğlum darıma. Allah'ım para bağıralı değil mi ya? Ha. Evet, muhtarımız bu sene, bugün geçen haftadan burayı yaptırdı. Bura. Sağdan mı geç, soldan mı? Soldan. İnsanlar. Röportaj ha, yaptır, hallenmeye bir röportaj yap. Gel hallenme, gel. Bir mikrofonu çok güzel konuşur. Oradan güzel çeker. Orada izlen yok. Sarımsak mı satıyor? He sarımsak satıyor hem oğlu. Hele hoş geldiniz canım. Hoş bulduk. Al bayım tamam. Şu mikrofonu. Al Allah al. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk hem oğlu. Sizleri görmekten gurur duyarız. Biz köyümüz gurbetçidir biliyorsunuz. Yazları köye geliriz. Kışları gurbete gideriz. İşte köyümüzün bazı sorunları var. Örneğin Çukurören'le Karazap Köyü'nün yol arası pek uygun değildir. Bunun yapılmasını talep ediyoruz. Ali Demirci Evciler arası bir stabilize yolumuz var 5 kilometre. Bunun da yapılmasını talep ediyoruz. Buradan devlet büyüklerine sesleniyorum, inşallah duyarlar sesimize. Yozgat milletvekilimize. Sesimizi duyarlar. Yozgat gönderdiğimiz Yozgat milletvekillerine. İnşallah onlar da sesimizi duyar.
Derdimize dert olur, yaremize merhem olurlar. Buradan kendilerine de saygı ve sevgilerimi bildiriyorum. Size de teşekkür ediyorum bu fırsatı bize verip. Biz teşekkür ederiz abi. Hemen mikrofonu yanımızdaki abimize verelim. Tabii, sen, buyurun. Buyurun efendim. Sen de şöyle bir derdini anlat bayım. Köyün ne sorunları var? Vallahi kardeş, köyümüzün çok sorunları var. Amcamın oğlunun anlattığı gibi en fazla yol sorunlarımız mesela, her an için ulaşımdan perişan. Bazı geleneksel, göreneksel yönlerden perişanlığımız var. Çok yani. Bilhassa köylerimizin alevi olduğu için hiçbir zaman bakılmıyor. Ben Salih Kocer, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Yazları suyumuz az geliyor. Bize su deposu lazım bir tane. Evet. Bu su deposunun en kısa zamanda yapılırsa daha teşekkür ederim. Çünkü insanlarımız gurbetçi. Yaz geldiği zaman su yetişmiyor. Biliyorsunuz insanlara her şeyden önce su lazım. Su olmayınca hayat duruyor. Onun için de su deposunun yapılması gerekiyor. Teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Oldu canım, teşekkür. Buyurun bir çay kahve. Teşekkür ederiz abi. Oldu canım. Peki, yolunuz açık olsun. Sağ ol abi. Abi siz de güle güle. Evet. Devam et Soner. Anlat bakayım. Nasıl? Evet, şu an muhtarın evine doğru gidiyoruz. Muhtarın evinin içerisinde de Cuma Koser'in evi var. Cuma abi, buradan sana selam olsun. Cuma abinin evi neresi? Şu evin arka tarafı. Ne eriyor? Yüz katlı mı ne? Muhtarımızın evi. Şurası muhtarımızın evi. Sol taraf muhtarımızın evi, sayın kameracı. Kameraman, evet. Şu kırmızı araba. Olan evet. Siz sola dönün. Tamam. Kornaya bas, gitmesin. Sola dönün siz. Evet. Burası Cuma abinin evine doğru giden bir yol. Burası Cuma abinin evi. Burası. Şurası da döndü Köse'nin evi. Şurası da Cuma abinin İlerse en son bu arabanın arkası. Esas büyüdüğü yer burası. Esas doğup büyüdüğü yer şu ev. Evet. Evet. Şurası evet. Ama bak şurada. Orada Kamil Çakıran rahmetli oldu. Oğlu var. Oğlunun adı neydi? Haydar. Yok, Haydar değil. Haydar adı Özel. Çoğu karşı Selahattin Köse'nin evi, üst tarafta Cuma Köse'nin evi. Selahattin Köse abim nerede? O da bir yanında. O da bir yanında. O da bir yanında. İki kardeşin evi burası. Burası Cuma Köse'nin evi. Şurası da Cuma Köse'nin evi. Evet, sol taraf Cuma Köse abimizin evi. İleri dönebiliriz. Ne zaman yaptı? Cuma abi bu evi ne zaman yaptı? Bayağı oldu ya. Çok eski ev. Yeni tadilatını yeni yaptı da. Bayağı oldu. Şöyle bir manzara al onu, o sever manzara şöyle. Karşılardan al. Dereyi çek bayım, şu dereyi depeyi. Burada arazilerin ismi ne? Sayın bayım, arazilerin adını söyleyin bayım. Bunu sen bilirsin Soner, burayı sen bilirsin. Soner anlat bayım, o arazilerin. Buraya yazının başı derler buraya. Yazının başı mı? Evet, Çatıçam mevki. Çatıçam mevki. Şu taraf tepe mevki. Şu diğer taraf Bozuk Köprü deriz, o taraf. Buradan döndü adam. Orası ahır. Demin ki konuşan Salih Kocaer'in ahırı. Oğlum. El salla. El salla. Halam kim? Anlat halamın teknik özelliklerini bayan. Bu da Kayseri'de yaşıyor. Biraz rahatsız kendisi. Ali Çıtağ'ın hanımı. Benim de akrabam oluyor. Nereden akrabam? Emmimin hanımı oluyor. He.
sarı bina Selahattin Köser'in, şu beyaz bina Cümeya Köser'in. Bura yolu geçen sene Sayın Muhtarımız ve yurt dışından gelen toplanan parayla burayı yaptırdı taşlarını. Burada yeni yapıldı yani. Devamında bu sene yaptırıyor. Şöyle bahçesini al Cuma abinin. Sağ tarafı güzelce abine bir albayım bahçesini, bir albayım Cuma abinin. Şurada bizim eski ev işte, uçtu gitti. Uludur, uludur. Ben de yuvarayla geliyorum, ondan sonra yuvarayla tutuyorum. Ayıp ediyorsun ya. Kalmamış ama kusura bakma. Adam bir paket alırdı dükkandan ya. Ya unuttuk gitti ya. Birer çok cimri ya. Birer paket ver. Cimrisin. Sağ tarafı anlatmayayım Soner. Sağ taraf tepeye doğru, tepe deriz. Yukarıda top sahamız vardı eskiden çocukken, şimdi yok da. He. Tepe deriz o tarafa. Burası da oda deriz şu şuraya. Sol taraftaki oda. Oda, evet. Kimin odası? Rahmetli Hasan amca var. Hı. Hasan Çakırer, onun odası. Anladım. Şurası da Postacı Mehmet'in dükkanı eskiden. Mehmet Özoğlu'nun. Eskiden bakkal mıydı burası? Eskiden bakkaldı. Eskiden bakkaldı. Bir tane de müzik koyarsın değil mi abi sonra? Tabii müzik de koyarız, sıkıntı yok. Müziği hallederik. Hatta sen söyle müziği canlı canlı. Daha yok. Güzel olmaz mı Soner? Hadi sen söyle o zaman. Timur abi söyle. Ben bilmem. Yalan söyleme. Yok, vallahi bilmem ben. Yok. Yok. Yalan söyleme. Yok. Yalan söylemem ben. Bura köyümüzün meydan çeşmesi. Nasıl abla? Evet, çeşmeyi kim yaptırdı? Evet, bunu iyi bilmiyoruz biz. Benden de önce yapıldı yani. Çok eski eski bir çeşme. Tarihi çeşme diyeyim öyle. Soner ne diyor? Benden de önce yapıldı diyor. Gördün mü? Yani benden önce yapıldı Soner, diyeceğim. Soner çok tehlikeli adamsın biliyor musun Soner? Şevki mi soldaki? Burada Paşa Uyarer'in. Osman değil, Paşa. Paşa Uyarer'in evi. Hmm. Gördünüz mü abi? Köyümüzün içi dar. Çok evet. Öğrenler var. Bunların biraz bir kalkması da gerekiyor yani. Eski evleri yıksanız nasıl olur? Yıktırmıyorlar ki ya sahipleri. Ya? Yok dursun. Dönek mi muhtemelen? Dönek yok. Mezarlığa doğru gidiyoruz. Mezarlığa gideceğiz. Hadi mezarlığa gidelim. O zaman da Cuma abinin akrabaları var. Annesi var, babası var. Şöyle bir çekelim. Biliyor musun mezarlıkları? Ben ne bileyim ben ya. Onu sen biliyorsun. Muhtar biliyordur ya. Muhtar takip edelim bana. Evet, şu da Nuray Uyarer. Eski belediye başkanı kardeşi. Eski belediye başkanı Haşim Dalastan'ın bacısı oluyor. İşte mezarlığa giden yollar bu. Çok kötü yollar ya. Çok kötü ya. Görüyorsunuz yollarımızı. Aynen. Burası bir kışın cenaze olduğu zaman insanlar tabu domuzunda zor bir şekilde mezarlığa ilerliyorlar ama zor ilerliyorlar. Buradan devlet büyüklerinden buraya bir mucur dökmelerini rica ediyorum. Timur Bey, siz ne rica ediyorsunuz? Efendim? Ben ne konuşayım? Şimdi benim köyüm değil burası. Görüyor ne demek de. Benim köyüm değil ya? Senin de hakkın var burada, sen gelip gitmiyor musun? Elbette. Mezarlık, cenazelerde hep beraberiz. Düğünlerde, bayramlarda hep beraberiz.
Ama bu burada çok çamur oluyor. Çok berbat yani. Görüyorsunuz bezarlıklar ayrı ayrı burada. Evet. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok yani. Yurt dışındakiler izlesin, görsün. Evet, bu mezarlar niye ayrı o mezarlıktan? Vallahi herkesin ayrı ayrı mezarlığı var. Değil mi? Tarlasının başına koyuyor, evet. Anladım. Şimdi köy mezarlığına geldik. Aynı mezarlığı yapmışlar. Evet. Bu şekilde. Tamam, burada kamerayı bir durduralım. Evet, durduralım. Evet, şu anda kabristandayız. Yine Cuma Köse abimizin rahmetlik babası Muharrem Köse. Muhtarım biraz Muharrem abiyi biraz anlatır mısın? Anlatacak bir şey yok. Çok güzel insandı. İyi komşumuz yani. Ne iş yapardı? Kendisi yurt dışındaydı. Orada birlikte kaza yaptı. Kaza dolayısıyla öldü yani. Nerede kaza yaptılar? Menteşe köyünde. Menteşe köyünde. Evet. Ne zaman, kaç yıl oldu vefat edeli? Aşağıda 10 yıl oldu. 10 yıl oldu. Hı hı. Eşi ne zaman vefat etti? Eşi de işte 2 yıl oldu aşağıda. 2 yıl oldu. Evet. Eşin nereliydi? O da mı buralı? O da yok, Akdağ Madeni Bozsuyuk köyündendi. Bozsuyuk köyünden. Evet. Anladım. Oradan da. Evet, Muharrem abinin kaç tane çocuğu var? 7 tane çocuğu var. 4 oğlu, 3 kızı var. Oğlanlar nerede, kızlar nerede? Hepsi de yurt dışında. Hepsi de yurt dışında. Buradan da Muharrem abiye Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyoruz. Amin. Ve kabristandan görüntüler aktarmaya devam ediyoruz.